Şimdi en enteresan illerden birisi ben de görmedim merak ediyorum. E, Muğla. Şimdi Muğla'da Aydın Ayaydın var. Evet. Ya Aydın Ayaydın beni arıyor zaman zaman. Ben diyor göreceksin diyor burada diyor acayip diyor oy alacağım ve hatta kazanacağım diyor. Kazanacağım Çok mıydan? iddialı konuşuyor. Evet kazanacağım Allah Allah diyorum ya kazanabilir miyim? Yani bu kadar Aydın Ayaydın da eskiden beri tanırım. Evet. O yüzden çok merak ediyorum. Bakalım durum nedir. Eski CHP'deydi bir ara. Onu da söyleyeyim. Milletvekilliği milletvekilli yaptı. yaptı Milletvekiliydi CHP'den. Milletvekili. Siz yaptı. de ilk defa göreceksiniz değil mi Ahmet Bey? Işte evet de... evet. <gülüyor> baya... <gülüyor> Gerçekten e... bir dönemde anapta da milletvekilliği yaptı. Muğla başa baş olan bir il değil. CHP'nin çok önde olduğu. Evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı bir yer. Ona rağmen oyların başa baş gelmesine çok şaşırdım. Çok Onun önemli. Bence bu sonuç önemli. çok önemli. Yani e... Aydın Aydın e, demek ki boşuna şey yapmıyormuş yani? Yo vallahi çok da güzel çalışıyor. Bana bazen gönderiyor, bana bazen gönderiyor yaptığı çalışmaları. Mesela çok hoşuma gitti. Gitmiş Muğla Mimarlar Odası oturuyor onlarla görüşüyor. Beraber yapacağız diyor. İşte bilmem Bodrum bilmem ne derneği. Yani oradaki sivil toplum örgütleriyle buluşuyor. Büyük adaptasyon sağlıyor. Bir sağlamış. de şey ya ben şeye şaşırdım. O çok hakim, yani bütün yolları biliyor. Ülke biliyor. Merse uzun süredir orada yaşıyor. Orada yaşıyor, evet, Bodrum'da evet. yaşar. Ben İstanbul'dan gitti zannettim. Yok, değil. yok. hayır, orada hayır, Bodrum'da evet, evet, çok iyi Bu Hatta Muğla'nın yerel siyasetini de çok iyi bilir. Evet, evet, evet. Ben evet. E, yakinen tanıdığım ha. için biliyorum yani. Orada, e, artık ömrü orada geçiyor evet, yani. Evet, öyleymiş. Hiç yadırganacak evet. bir durum değil evet. o açıdan. en büyük avantajı işte 14 İyi Parti. Demi de koyun. Ee, ben yani, söyleyecektim. Ya iki, Komutan söyledi. İkisi, yani, ikisi olmasa hiçbir var. şansı yok. Peki yani iyi parti de şartlarında hiç şansı yok. Ya Aa, iyi parti de evet. demek ki Metin Ergun iyi bir aday ki hani. Metin Bey milletvekili galiba ya. Evet Bilmiyorum. evet. Yani iyi bir isim ki bayağı et bir şey almış yani et fikri değil mi demin ve de e, şeye kaymaması CHP'ye kaymaması enteresan. Tabii Hakan Bey daha iyi bilir ama seçim e, sandık yaklaştıkça bunlar düşer orası çıkar diye düşünüyorum. Olabilir Seçilecek mi? Seçilecek aday. Olabilir. Doğru olabilir. Yani, Biz de e. 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 ikişer düşse. söyleyeyim. Demin dem gideceğini vermiştir. Zor bundan ötesi. Aynı şey İyi Parti için de geçerli. Çünkü İyi Parti bu yeni tutumu nedeniyle 2-3 aydır dikkat ederseniz her yerde üçüncü parti çıkıyor. Yani şeyin e, CHP'nin seçilmesini riske gören, riskte gören İyi Parti ve Dem Parti bazı seçmenler yönelmez mi? Valla e, genel seçimde abi, Ahmet Aras da emekli bir asker. olabilir yani. Onun layına konuşmak istiyorum. Yani bir de Bodrum'dan kardeşimiz. geldi değil mi? Bodrum, Bodrum Bodrum Belediye, Belediye Başkanımız de, evet. Ya, Bodrum zaten Belediye Başkanı Fakat şöyle 2,5 Metin, puana yakın Metin önde Ergun abi. İyi Parti'nin ülkücü, milliyetçi kimliği ön planda olan isimlerinden, kurucularından öyle bir isim. İkincisi Mesela AK Parti Bodrum'da bir sürpriz yapabilir. İyi Parti'nin geçen dönem adayı olan Mehmet e, Tosun. Bu sefer İyi Parti AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkanı adayı yerelde sevilen bir isim. E, aydın Aydın da burada AK Parti Muğla o kadar güçlü değil. Aydın ay, Aydın faktörü var burada. Tabii tabii. Yok, başka türlü tabii, izah edilemez. Tabii, tabii. Aydın aydın, ay, aydın. Evet tabii CHP'nin adayıyla ilgili. Bir de, de Aydın evet. Aydın Aklısın. aday ilan edildiği günden itibaren çok büyük çalışıyor. Yani CHP'deki o nasıl? E, 23 genel seçimlerdeki? Bir bakalım abi. Genel seçim mi? Evet. E, tabii yani Muğla'da ona bir baksınlar. CHP yüksektir. Muğla'da mevcut belediye başkanını değiştirdi biliyorsunuz. Evet. Yok şey için Bırak. diyorum. Genel seçimlerde, cumhurbaşkan seçimlerdeki dağılım Parti Yani alınıyor. şu e, İyi Parti de Demokrat eklerseniz yani 36'ya e, 64 gibi falan çık öyle olabilir. Evet. Öyle olabilir. Oysa değişen bir şey yok yani. Ama belki bu parti bu seçimde İyi Parti belki Ak Parti'ye de MHP'ye de kayabilir yani. Yok. İşte Bazı yerlerde İyi Parti seçmeni veriyor. Yok şey. no, veriyor Bak, Ak parti Yani demin veriyor. Sayın Komutanımın söylediğini şu yönden de okumak lazım. Yani şimdi anketler artık yayınlanmaya başladı. Muğla'da. Daha önce Mola'da cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Bey 62 çıkmış. Tabii. Evet, aynı. Bak toplayın aynı çıkmış. Ee, milletvekili seçiminde de Millet İttifakı 54, Cumhur İttifakı 31 çıkmış. Partileri oku, partileri Ama şey de çok okur musun? Partileri okur musun? Evet. Partileri partileri okur musun? Parti, Parti olarak CHP 38. Evet. AK Parti 23. Bak yüksel. İYİ Parti 17.5. MHP 6. İyi Parti bak orada 17.5 demek. MHP 6, CHP de 38 aynı oy alıyor demek. AK Parti'nin 23 36 olmuş. M Büyük AK parti artış Ya, ya işte, Büyük onu, dedik ya. Ya işte onu dedik ya. MHP yok. MHP, MHP yok var. abi. MHP faktörü MHP var. Yok Burada yok başka tabi. faktörler de var. Ekonomik Ama sorunları, denge tutan şey bana göre milli tip %6 sanayi ya. ve tabi. milli meseleler. Bunun bir de etkili oluyor. Yani abi, AK Parti'nin puan kaybına o engel oluyor diye bir düşünüyorum. Başka doğru, yok. doğru aday varsa yerel seçimde aday çok önemli oluyor. Yani belediye başkanlığında doğrudan Demkart partiden abi ziyade adayı tespit ediyor. Onu Yedi. dengeliyor. Doğru Yedi. aday yoksa o da artı seçimde Abi geçen seçimde fazladır. 9.5 almıştı. Tamam. 1 2 birer puanı Aydın'a Aydın ve CHP gidiyor. Ama orada tip 6 almış. Tip Mehmet Aslantu. İyi Parti ne almış geçen seçim? Ya Mehmet Aslantu Tabii ondan dolayı altı Şimdi aklıma geldi. Yüksek ya. çünkü aldığı. İyi Parti'nin oylarında da bir düşme olmuş yani burada. 3 puanlık Çok yaklaşık. Çok fazla değil. Yani ben şunu belki söylemek istiyorum. Bu anketler artık yayınlanıp insanların kafasında bir şablon oluşmaya başladıkça eminim ki ben de buna katılıyorum. Hani Birkaç seç seçim doğru yani oy sandığa gittiklerinde kazanacak aya şey adaya aya. Çünkü oy verme seçim. ihtimali olan seçmenler de bu anlamda da ben bu Muğla tablosunda İyi Parti'yi biraz kayma ihtimali olarak görüyorum. Ama İyi Parti CHP mi yoksa AKP MHP, şey Ak Parti'ye? Şimdi Temenni mi? Hayır yani daha önce Uğrun Bey de diyecek ki CHP'ye. <laughs> yani şimdi Ama bir şey söyleyeyim ikisi Şu an de yani. hani. İkisi de alabilir. Ben burada duygusal konuşmak yani, istemiyorum. Aydın Bey de şimdi alır Sayın yani Sayın Akşener'in şu ana kadar yürüttüğü yeni politikası benim söylediğimi daha güçlü kılıyor. O, ha, tabii CHP o da olabilir. karşı anlamında. Evet, kendi karşıtlığı anlamında söylüyorum. Yani Eray hocam kendi tabanına geçtiyse eğer o söylem haklısınız. Evet. Geçmediyse dursun beyan. Evet işte ikisi de ortada evet. ama hani iki yönünde de düşünmek ama lazım. Ama pardon İyi Parti'yi o söylem toparladı son iki aydır. Evet. Yok tabii kayıptaydı. Bodrum merkezli olayla bir ilgimiz var tabii. Yani yazdığımız var. Dolayısıyla yani Memnun bu... muydunuz Ahmet Araslan? Evet. Yani, Gerçekten mi? Disiplinli çalışan. Tabii Bodrum, Bodrumlar e, çok şikayetçi. Nüfusu, yani <laughs> nüfusu 500 bin gözüküyor. 1,5 milyon insan ya. yaşıyor bilen. Yani siz başkan olsan ne yaparsınız? Yani Ama şöyle, su kaynakları yani çok kısıtlı, temel hizmetler imkanları konusunda çok kısıtlı. ilgilenmedi diyorlar. Şehirde. Bak bir dakika aynı şeyi söylüyorsun. Çok temel hizmetleri getiremiyor diyor evet. ki nüfusu... işte üç katı nüfus besliyorsunuz. Yani. Evet üç katı. Evet, Geliriniz az. Valla ben yani, iki yaz o, o yüzden ki, Muğla ya, Muğla Belediye Başkanı. Ararsan çok Abi bulursun. ben iki yaz önce Mesela gittim Bodrum'a. O, Bodrum o şartlara göre Dedim gitmek. İki yaz önce Bodrum'a gittim. Dedim ki daha da gelme. Nüfus beslemek tabirini <laughs> mi kullandınız? <laughs> da olsa daha da gelme. Daha da hizmet, vermek, hizmet vermek. Hizmet beslemek, vermek. Evet. Biraz daha... Yani Bodrum evet, zor evet, tabii. Hizmet Orada. da daha. Ama yani dediğin çok, gibi şey de yapmak. Hakikaten ya bu evet. nasıl mı böyle... Ya Bodrum'da... Felaket. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Sorunlar var. Abi de yani orada... Ben son dönemde hiç gitmiyorum zaten. Yani durumun en temel sorunu yol yol yok ya. Yani o abi tepeden yok. su e, trafik var ya. Su of. bölümü çizgisi deriz. O tepeden e, karayollarının falan bir yol lazım. belediye aşağı bak. Bunun belediyeyle sınırlı evet. değil bu iş. Yani dediğiniz o anlamda doğru yani oraya bir başka bakış açısıyla yaklaşmak lazım. Torbadan itibaren devletin de el atması <laughs> lazım. Evet. Ben katılıyorum sana. Vallahi yapılaştırma bakalım Yapılaşmayı durduracaksın. Yapılaşmayı durduracaksın. Yani. Oraya Süpermen'i getirsen bir şey yapamazsın Yaplaşmayı O da dedim evet. ya Ahmet Bey benim ama merkezi hükümetin de el atması lazım diyor. Ben katılıyorum. O durum özel Ahmet Bey yapar. Şöyle yapar. Yani belediyenin gücünü, imkanlarını aşan şeyler olabilir. Doğrudur. Ama nedir bu? merkezi hükümetin kaynaklarında oraya bir şekilde aktarmak Tabii. lazım. O diyaloğu yani, kurmak o lazım. o da bir beceri işidir. Tabii, o da bir beceri evet. Ben ah Ahmet Bey'le hayatımda ilk kez bir kez havaalanında yanıma geldi. E, yani tan evet, tanıştım evet, orada. Bodrum Belediye Başkanı olduğunu bilmiyordum. Bodrum Belediye Başkanı'yım dedi. Yani çok diyaloğa açık. Evet evet. E, bir e, belediye başkanı olarak gördüm. Yani öyle bir kişilik yapısının evet. Dediğin gibi gideceksin bakanlıkların kapısına gelin Bodrum'a şunu yapalım falan o bir beceri işi ya, yani ay, ay, yapabilecek ay. potansiyeli var gibiydi Doğru. ama demek ki yapmamış yani. Ya, turizmci zaten askerlikten sonraki mesleği turizmci Tabii büyük şehir olunca e, Bodrum'dan geldi Bodrum'a biraz daha büyük şehir imkanlarından destek vermesi lazım. Evet. Zaten o Bodrum'un evet. eski belediye başkanı da öyle diyordu yani e, Bodrum'da bir imkan sınırlı sınır, çok sınırlı imkanlar var. Evet. Benim Bodrum'a hizmet etmem için Büyükşehir Başkanı. Büyükşehir Başkanı ol kimdi o bir hapse Mehmet girdi ha, Mehmet Kocado. Mehmet. da o. Öyle öyle diyordu. Evet tabii tabii. tabii. Evet. Hem payı artırmak diyor. Çünkü diyor ki pay e, ikamete göre ayrılıyor ama yazın 3 katına çıkıyor diyor. Yani işte bu Bere pay diyorum da doğru söylüyor. Doğru, Geldi doğru. payı yani. Yani bütçeden ayrılan paylar. Bütçe payı ha. Abdülkadir de Yaz kış oturan çoğaldı. Yani eskiden ee, yarısı geliyordu. Şimdi üçtekisi kalmaya başladı. Abdülkadir'in söylediği gibi gerçekten Bodrum'daki AK Parti adayı ya ben çok büyük sürpriz olarak yani en çok şaşırdığım seçim sonucu olur yani Bodrum'u AK Parti'nin alması da eğer öyle bir şey olursa o zaman göreceğiz o hani farkı. Yani o İYİ ben hani Muğla'yı da iyi bir oy almış bir. Yani. Aydın, ay aydın kazanırsa da benzer bir Pardon. yapı ortaya çıkabilir. Yani bir de bu sahillerde bir Pardon. yönetim değişsin yani. Bir dahaki seçime başkası gelsin yapamıyorsa falan. Biraz hani siyaset dışı bakılması gerekiyor. Hizmet odaklı bakmak. Bir de orada o kadar centilmence bir yer sürüyor ki. Nereden biliyorsun? Eee şeyde okudum ben haberlerde. Mesela Ahmet Bey diyor ki Aydın hocama saygın büyük. Aydın Bey diyor ki Ahmet Bey'le zaten bizim bir hukukumuz var Öyle falan. Öyle mi? Ha, evet ya çok ilginç. E, bravo, çok güzel. Yani. Evet, çok evet, bravo. Evet ya böyle çok centilmen bir yarış. Bir mı? Ahmet Aras'la Bodrum'daki İyi Parti adayı arasında böyle bir tatsız gerilim mi olmuş. Ha o İyi Parti'yle. Tabii onlar felaket. Evet, yani bayağı. Ama Bodrum İyi Parti. Evet, Bodrum İyi Parti. Bodrum. Tamam. Orada yani senin böyle... elini sıkmam dedi. Evet elini sıkmam dedi. Onu ama yadırgadım şey biraz yani. O da hoş bir şey değil. Değil yani el, ye, elini sıkmıyorsun. Aynı bölgenin insanısınız. Eleştir istediğin kadar ama elini sıkarsın yani medeni tutum. En temel şeylerde de insani davranmak. Evet, Nezaketli yani. davranmak. Nezaketi bırakmamak Siyasetin lazım. birinci şey siyasetçinin birinci ilkesi yani. Bu eleştirmekten vazgeçmek anlamına değil. gelmiyor. En evet. sert şekilde eleştir. Ama elini sık yani. Böyle kibar tarzı olan epey evet. bir 20 30 kişi var. Gözlü. Bazı programlarda hatta. o kadar tartışıyoruz ki çıkarken herkes yakışıyor. Tabii ya. Ya yani, yani biz bundan bundan daha doğal ne olur. Yani. yapıyoruz yoksa çıkar bir yok burada. Hamza Dağ mesela. Ha. Sen bu bence benden bu, fazla yaşlı. Vallahi bu, bu seçimin yıldızı Hamza Dağ. İster kazan kampanya. İzmir'i de görmek isterdik burada evet. Yok o araştırma yok. İzmir ya, yok. İster kazansın ister kaybetsin. yıldızı neden? Ya adam daha ben ağzından hiç bilmiyorum fark ettiniz mi? Dursun Negatif Bey. bir mesaj. Abdülkadir Bey. Hiç, hiç. Bir tane bu İzmir'e de hiç hizmet yapmadılar dediğini duymadım. Aynen. Bak ben lansmanını izledim. Bir cümle geçmedi. Geçmiyor. Geçmiyor. Hayır, Sizin programda konumuz oldu. Biz diyoruz ki ya Uçağını anlatıyor. Ya geçmiş dönemde hiçbir şey yapılmadı diyorlar falan. Ya yok diyor. Hiç girmeyin o konuya diyor. Sadece kendi yapacaklarını. Kendi anlatıyor. yapacağımı anlatacak. Evet. Aynı. Pozitif kampanya. Aynen yapıyor. öyle. Ve yani bu çok tutmuş durumda. Değil yani de. insanlar görüyorum böyle videolarda. Sana oy vermeyeceğim ama seni takdir ediyorum falan diyor insanlar. Ben gördüm bu gençlerin arasına giriyor. <laughs> <laughs> Valla müthiş bir görüntü. Yok, mesela orada konakta, bir konakta da, da bir konakta şey da var. Ee, iki tane e, ne diyelim spor giyimli kadın arasında resim vermiş. İzmir'i e, kazanamayacak ama İzmir onu kazanacak. İzmirli olacak falan diye. <laughs> ne, bir daha söyle ne Öçmedi diyor? Ölçmedim ama beklenenden fazla oy alır. E, yani ne diyeyim, Kazana... ya, yazlık kıyafetlerle. O kazanamayacak ama... O İzmir'i kazanamayacak ama e, İzmir onu... <laughs> İzmir olacak diye. İzmir onu İzmirli olacak. İzmirli adam ya. İzmir onu kazanacak. Adam... Hamza da İzmirli. Yok yok İzmir sosyal demokrat İzmir olacak anlamında. İzmir'in İzmir ruhuna uygun bir kampanya yürütüyor... Mesela orada doğru konakta yapıyor. Ceyda Hanım var. Ceyda eee bölünmez Çankırı. O da tam böyle İzmir'in böyle bir çiçeği gibi konaklılarla birlikte kampanya yapıyor. O Zaten şehirlerin ile Handen'in sorunu başkan yardımcısı değil miydi yani bu için? Herkesinden geliyor. Handen'in evet. programında Mustafa Şen e, söyledi. O <laughs> çok dikkatimi çekti. Hamza Dağ diyorlarmış ki ya abi sen keşke CHP'den aday olsaydın da sana <laughs> 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 Ama Hamza Bey'in tabi şey avantajı da var. Şimdi orada gençlik kollarında çalışmış, İzmirli, dokuyu iyi biliyor. İletişimci. Yani. Tabii, tabii. Tabii o dili iyi yakalıyor. Ben dedim ki şimdi sen ilk böyle karşılaştığımızda ya Hamza Bey, siz şimdi ba bastırırsınız dedim yani. Soyer hiç <laughs> ha. yok dedi ya biz öyle bir şey yapmıyoruz. Bence öyle bir şey. doğru bir birsin. <laughs> ben öyle dedim şimdi sizden öyle hani ben normalde. İzmir'e hiç hizmetket gitmedi diye bir söylem yok mu Ak Partide? Tabii. Ben o söylemi beklerken evet. hiç dedi yok dedi. Biz öyle bir şey söylemedik. <laughs> bir saat buradaydım şaşırdım. Ben de çok şaşırdım. Evet, evet. Bence Peki, e, şeye yani bir daha bakalım. Kampanyada örnek alınması gereken bir strateji izliyor. Baş, bazı şehirler Ak Parti Hamzada örnek alsa daha iyi olur. Kesinlikle. Ee, Nereye bakacaktık ya Manisa, Manisa. Baktık. Hı. Ya şimdi Manisa'yı konuşurken neyi konuştuk? Neydi o? Sabuncu Bel Sab, Tüneli. Sabuncu Bel Tüneli. Ha, Sabuncu Beli. Tüneli. Beli. Bizim bizim Onur böyle şeyleri sever. Diyor ki Sabuncu Bel Tüneli'nin görüntüsünü vereyim mi diyor. Ama ver ver abi. Hakikaten görelim. Olur. Ver. Sabuncu Beli Tüneli. Beli. Haritası var mı? Bu tüneli. Bir tünelin girişi yani. Kaç kilometreymiş? 4 4 4 kilometre değil mi? 4 kilometre. 4 kilometre 85 <laughs> metre. Beş metre. Bizim de... İzmir otobanının en zorlu bölümüydü anladığım kadarıyla burası değil mi? O dağa tırmanıyorduk Ahmet Bey. Ha işte en zorlu olan bunu. Ya bu şey çok büyük Ahmet Bey o kadar şeye Öyle büyük kolaylık, kolaylık sağladı mu? ki. Evet. E, a, yani havaalanını kullanma İzmir'de inanılmaz kolaylık sağladı. Ha, uçaktan in Manisa'ya git. Tabii, tabii. Manisa'da yardımcaya. havaalanı yok çünkü. 2011'de. Yok yani. Ha bak burada güzel. Bravo Onur. 2011'de yapımına başlanmış ee, toplam uzunluk 6.6 kilometreymiş çift tü, tüp tünelmiş bağlantı yollarıyla 2530 metre oluyormuş İzmir Manisa arasını diyor 15 dakikaya indirdi diyor Müthiş. İzmir Manisa yolunu birbirine bağlayan sabuncu beni tünelleri niye tünelleri diyorlar? Ne, i̇ki aydır çıkıyorsun çıkıp birkaç gelin. kere ya iki kent arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indiriyor. Şurası İzmir Manisa Devlet Yolu. Şurası da işte o tünel, tünel kısmı. Sabuncu Bel Tüneli. Sabuncu Beli. Yanlış söylüyormuşuz. Bel değil, Beli. Şimdi bir reklama gidelim mi Onur? Sabuncu Beli evet. Rek Evet. Yeni görüntü geldi Ahmet. Ha şöyle ha. giriş evet. Manisa tarafından giriş evet. Bura ne neresi? Manisa tarafından giriş. Kuzeyden ha, gidiş, gidiş geliş gibi. olduğu için tamam onu anlıyorum. buradan yukarıya doğru rampaya evet. işte İzmir'e doğru. Çıkıyor. Arada e, çıkışlar da var. Yani tek e, hmm. tek tip işte He, girip çıkıyorsun. Evet, yani. girip çıkıyorsun. Size bir şey söyleyeceğim. Şimdi elleri denilmez. Şu, bu fotoğraf üzerinden bir şey soracağım. Yani şurası on bizim büyük çileler çekerek gittiğimiz yol mu oluyor? Daha, evet daha daha yukarıda. O, o şey iki şerit. Bayağı dağa tırmanıyor, iniyor falan. Yani o o tehlikeli, yol orada tehlikeli yük taşıyan araçlar yine oradan gidiyorlar. Yani. Yani orası sakinleşti o zaman. Yani Tabii. Ferhat gibi dağları delmişler işte Şirin'e ulaşmak için. Cumhurbaşkanının söylemi abi. inanamıyorum. <laughs> de, <mi? gülüyor> Demirler derdi. <laughs> Yok ya Cumhurbaşkanı Ferhat gibi dağları deldik diyor. Melik de Melik kendi sözüymüş gibi de. almış onu. <laughs> Ayıp Bey duymasın. Ya Melik sözümü çalmışsın Telif hakkı ister mi? Eğitimlendim. hakkı. Ya şimdi e, reklama gideceğiz. Reklamdan sonra e, İstanbul'un kritik ilçelerinin sonuçlarını getireceğiz ekranlarınıza. Sakın ayrılmayın çok önemli. Ve de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ipuçları kısa bir aradan sonra.